Bu ne baba, coşmuşsunuz. Evet, bu da gürültülü oldu biraz. Evet. Ama sen bunu ilk defa izlemedin inşallah. Ben ilk defa izliyorum. Çok özür dilerim. Yok, ben bir gerizekalı olduğum için. Fakat bayıldım. Daha sakin duruyordunuz. Hakikaten coşmuşsunuz. Çok acayip. Bunu biz 2012 yılı civarında aslında bir ele aldık. Sultan Yegah biliyorsun orijinali o kadar iyi ki. Evet. Aslında coverlamaya evet. Kalktığın zaman neden yani sorusunu beraberinde getiriyor. Fakat benim de bizim Burak'ın da duyup da büyülendiği ilk Türkçe şarkı. Yani radyoda giderken arabanın arka koltuğunda 4 yaşındasın falan ve radyodan bir şey geliyor ve... 4 yaşında mıydın o zaman? 81'de ben 4 yaşındaydım ve bu şarkı... Hakikaten 81'de 4 yaşında mıydın? Evet. Duyuyor musun? Evet. Evet, peki. Artık o kadar fark kalmadı arabada peki. Yani. 81'de... 81'de 4 yaşında olduğunu düşünebiliyor musun Tuncer bu adamın yani? Peki. Hani konuklara da sorarsan tam tersi yönden bir baskı alacağımızı konuklara sormuyor. Sormuyorsun bile. Neyse, o duyduğumuz şarkıyı bir şekilde tercüme etmek istedik kendi dünyamıza. Ve bu basit bir cover yapalım üzerinden çıkan bir şey değil aslında. O şarkıya aşkımızı bir şekilde ifade etmek. Ve onu ilk denememizde aslında beceremediğimizi hissedip bıraktık. Seneler sonra, ya bir dakika bak bunu galiba böyle olursa olacak dediğimiz hali... İçimize sinince 2018 Mart'ında yayınladık onu. Ve şiir de inanılmaz bir şiir. Yani bu aslında ben şarkı hem bir edebi form hem müzikal bir form. Burada ikisi de çok dorukta. Çünkü şarkı sözü, şiir aslında hiçbirini ben birinden yüksek tutmuyorum. Fakat bu Sultan Yegah şiiri Atilla İlhan'ın hakikaten acayip bir şiir. Hikayesine girdikçe de... İyi ki yapmışız bu cover'ı dememe yol açan bir şey. Yani düşünsene 72 yılında yayınlanan bir kitapta İnce Saz bölümünde böyle bir şiir var. Bu şiir 6 şiirden bir tanesi. Atilla İlhan'ın küçüklüğüne gidip orada babasıyla dinlediği klasik Türk sanat musikisi müziklerine ithafla yazdığı. Fakat o anın politik atmosferinden de İçinde hep bir şey barındıran şiirler bunlar. Mesela denizden gelen ahın o sırada deniz gezmişler yargılanıyor gibi yorumlar var. Üç kıtadan oluşan bu şiiri sonuna kadar okuduğunuz zaman çok acayip bir tablo ortaya çıkıyor. 72 yılında şiir demiştik. 81 yılında bu sefer şarkı yayınlanıyor. O da Nur Yoldaş'ın efsanevi yorumu, Ergüder Yoldaş'ın bestesi. Ya 72 ve 81, bu arada hani 71 12 Mart, 80 12 Eylül. Bunlar hani müzikal ve edebi üretimin böyle çok da derdüstü, muradüstü olduğu zamanlar da değil. Doğru. Dolayısıyla o gelenek yani işte bizi birazcık da hafızasıyla da çarptı. Şimdi biz 2018'de bunu... Yani çok enteresan bir şey oldu. Onu da anlatayım. Çenem düştü ama herhalde... Hayır, lütfen. Bayılıyoruz. Onun için, bayılıyoruz. Onun için geldik lütfen, zaten. Lütfen, lütfen. Maşallah. Yani bu Sultan Yegah'ı bilmeyenler Mor ve Ötesi'den duydular. Bir sürü Sultan Yegah'ı bilen de Mor ve Ötesi'ni de buradan duydu. Yani daha üst kuşakta. Güzel. Öyle bir şey oldu. Gençler Güzel. Arasında değil ama ya bu bizim Ergüder'in bestesi değil miydi? Bravo. Gibi. Birazcık... kültürel bir süreklilik. Çünkü biz sürekli tekerleği yeniden işte icat etmek, işte Amerika'yı yeniden keşfetmek filanla çok zaman kaybettiğimiz için onlara gerek olmasın. Yani mesela 1970'lerde buralarda nasıl müzikler yapıldığını, nasıl şiirler yazıldığını biz kendimiz fark ettiğimizde bunu çok geç fark ettik diye hayıflanmıştık. Cem Karaca'nın ne yaptığını ben 2003 yılına kadar tam anlamamış olmaktan hicap duyuyorum mesela. Aslında değil mi? Gitarı eline aldığın anda bir Türk genci olarak Cem Karaca'nın ne yapmış olduğunu veya şarkı mı söylüyorsun? Ama yani ben 2003 yılına kadar tam anlamamıştım. O kesiklikleri yani artık atlatabilmek için hep beraber aslında şifa bulmamızın da yolu o. Yani bizim Bravo. Böyle bir kültürel birikimimiz var. Bu aralarda fasılalara uğrasa da bu büyük bir birikim. Bunu böyle öpüp koklayıp başımızın üstüne koymamız lazım. Bu o aslında. Bence de muhteşem olan şu anda, yani senin bunu ele alış şeklin, Mor ve Ötesi'nin seninle beraber, diğer üyeleriyle beraber entelektüel bir grup olması ki bunun değeri bilinecek. Yani biz şu anda sizlerden bahsederken, gruptan ve üyelerinden bahsederken aslında entelektüel bir grup demiyoruz. Ama
dünya, İngiltere, Amerika ya da Fransa kendi topraklarından doğan grupları tahlil ederken, onlarla ilgili belgeseller yaparken ya da onlardan söz ederken entelektüel gruplar olarak ayırıyor. Örneğin Pink Floyd bütün dünya için İngilizce konuşulan her yerde ya da onların müziğini dinleyen her yerde bir entelektüel bir gruptur. Bitti. Ve kolay kolay da yanına yaklaşmak mümkün değildir. Çünkü zamanın ruhunu yakalamışlardır. Dünyada ekonomik durgunlukla ilgili olarak, savaşlarla ilgili olarak bir şeyler yapmışlardır, bir şeyler söylemişlerdir. Crosby, Stills, Nash & Young entelektüel bir gruptur. Çünkü neden? İşte Vietnam Savaşı'ndan sonra yaptıkları şarkılarla, Woodstock'la ilgili filan bütün sözleriyle hakikaten dönemi damgasını vurmuş, zamanın ruhunu yakalamışlardır. Bob Dylan entelektüel bir şarkıcıdır, üreticidir. En sonunda Nobel ödülü alabilecek kadar şarkı sözlerinin de aslında edebiyatla ilgili olabileceğini ve aslında bunların da edebi eserler olduklarını bizzat Nobel'le tasdik etmişlerdir. Evet, akademiye birazcık ürkek ve böyle utangaç bir şekilde söylettiler onu. Yani yine şarkı yazarı olarak demediler. Amerikan şiir geleneğine katkısı dediler. Aynen. Ama aslında benim iddiam da hep o. Yani şarkı yazarlığı şairlikle edebi manada aslında bir hiyerarşisi yok. Yani şu şundan daha zor, bu daha değerli diyemiyoruz. İkisinin de önemli miktarda kötü örnekleri de var. Çok sevdiğim bir kız Ece Seçkin ama şarkıda dikkat edersen şarkı sözü yok. Olsun, birazdan gelecektir. Bu da belki ileride başka bir Nobel'i hak edebilir. ne var elimde? Mesela Ebru Polat'tan Madam dinlememişsindir. Hayırdır oğlum? Deprem sandık, artçı çıktı, verdiği vaatler yalan çıktı. Nasıl da inandırdı ah yalancı, adam sandık, madam çıktı. Bak, mükemmel, mükemmel. Bir kere toplumsal bir yaraya parmak basıyor önce. İnsanların özellikle Marmara bölgesindeki depremden sonra, memleketimiz deprem bölgesinde yer alıyor. Bir yaraya parmak basıyor. Diyor ki, deprem sandık artçı çıktı diye başlıyor ve başka bir toplumsal sorunla kadın erkek eşitsizliğiyle tersinden ilgili olarak mücadele ediyor, değil mi? Tersinden diyor ki adam sandık madam çıktı diyor, değil mi? Ya neler ne, sen bunların yanına yaklaşamazsın, sen ne diyorsun? Ne oldu, yazabildin mi böyle bir şey? Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Öyle, ben bu arada beğendim sonuncusunu. Evet. Yani şey yapıyor, derdini anlatıyor. Bir tane sevip bir söz yazacaksın, bir şey, sonuna kadar kullan. Ama bir şey söyleyeceğim. Bitti. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bana da bir hal geldi. Yargılamak hiç istemiyorum. Ay yaşlanmış, çok fena olmuş. Çok fena olmuş. Hayır. Sivriliği gitmiş. Hayır, tekamül ve tevekkül evresinde en çok korktuğum şey bu. Ama sakın hemen çık. Ama ben hemen çık. Sende de görüyorum onu. Hayır, bende yok. Var. Ben direkt kafadan dalga geçmek, aşağılamak, tükürmek. Ben bu aşamadayım. Tekamül ve tevekkülden hemen çık. Bunu bize Sezen Aksu yaptı. Hayır, çok hayır. Ciddi söylüyorum. Bunu bize Sezen Aksu yaptı. Yapmamamız lazım. Tekamül ve tevekkül evresinden hemen çıkalım. Yani eskiden ne yapıyorduk? Buna devam. Buna devam. Yoksa o da tatlı, bu da tatlı. Hayır. Orhan Gencebay gibi konuşuyoruz ondan sonra. O da güzel, bu da güzel, hepsi güzel. Olmaz. Ben derdimi anlatabilir miyim? Ya derdim şu. Aslında az önce söylediğim şeyin devamını söylemeye çalışıyordum. Sen beni tevekkülle susladın. Ya bazen o kısa şeyi söylemek gerçekten daha zor ve bazen bir şarkının ustalığı da öyle kısa bir punchline'a varabilmek oluyor. Biz şimdi türden türe, yani ben mesela illa bir rock şarkısı olsun filandan zaten geçtim. Ama yani beni esas mesela derdini anlatamayan uzunlukta eserler daha çok yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hani o bakımdan, yoksa tabii ki kötü, iyi falan onlar hep beraber şey yapalım, tükürelim. Ay ay. Seni sıkıyorum sanırım ama... Hayır, sıkmıyorsun. Çok uzun zaman oldu televizyona çıkmayalı. Bir tane. Biliyorsun Türkiye'mizde. Ama ben senin hangi evrede olduğunu merak ediyorum. Yani bütün
bir ülke, bir toplum kendi sanatçılarının inandığı, güvendiği, albümlerini satın aldığı, şimdi almadığı ama Spotify'dan ya da YouTube'dan dinlediği sanatçıların hangi durumda olduğunu, kafalarının nasıl çalıştığını merak eder. Süper. Dolayısıyla anlatabilirim bu biraz. Lütfen onu anlatmanı ama lütfen tekamül ve tevekkül istemiyorum. Tükür, küfret, bağır. Çünkü öbürü bana korkunç geliyor. Yani eğer, yani bir şey söyleyeceğim. Öyle yaşlanmak istemiyoruz değil mi? Yani mesela rahmetli Hakkı Devrim'le beraber hatırlıyorsun kaç tane programa geldin Hakkı abiyle beraber yaptığımız. Mesela ben şey yapardım genç bir insana. Yani derdim ki ya Hakkı abi bu iyi hani. Hakkı abi orada göstermezdi ama derdi ki neresi iyi ya? Neresi iyi lan? Hiç iyi değil. Geri zekalı. Söylerdi. Çünkü yaşlanmasına rağmen o içindeki şeyi, enerjiyi, eleştirme gücünü kaybetmemişti. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu kaybedersek hiçbir şeyimiz kalmaz. Yani dinliyorum seni. Ya bu bahsettiğin ifadeyle ilgili bir şey. Yani insanın istediğini ifade edebilmesi gerekir. Ben de katılıyorum. Aklıma gelirse de söylerim. Ama benim başka bir derdim var. Etki. Yani biz şimdi ifadeyle etki arasında hep tercih yapa yapa yürüyoruz hayatta. Ben şimdi sana mesela yani senin de şu işte haline bak bilmem ne falan diye içimden geçeni söyleyebilirim. Bayılırım. Tamam evet. Ben de bayılırım. Ama eğer senin hakikaten yani ben o halini etkilemek istiyorsam, senin yüzünde bir etkide bulunmak istiyorsam, sana onu böyle lambur lumbur kameraların önünde söylemek yerine bunu yine söyler ama etkide bulunabilecek şekilde söylerim. Bunu gerçekten önemsiyorum. Çünkü biz aslında senin bahsettiğin şeyin, yani seni tenzih ediyorum, öyle demedin de biliyorum ama biz senin bahsettiğin türden bir şeyin eksikliğini değil, aslında biraz fazlalığını yaşıyoruz. Yani sosyal medyada filan, her yerde, tamam. O hani biz birbirimize hani o taş attı, ben de kaya atayım diye tamam. Giden bir dünyanın böyle neferleri olarak aslında o negatif duygular diyeceğim ama yine bunu ne olur yanlış anlama. Böyle pozitif olanından falan bahsetmiyorum da bir şeye derman olmak artık. Çünkü o kadar yersiz yaralaya yaralaya ve yaralana yaralana geldik ki birbirimize taşlar kayalar fırlata fırlata bilmem ne umurumda değil. Yani bir insanın kötü bir şarkısını senin bu şarkında ne kadar kötü diye söylemek benim gerçekten hiçbir şeyimi tatmin etmiyor artık. Eğer işime yarayacaksa onun daha iyi bir şarkı yapmasını etkileyecek bir şey söylemek tercih ederim. Çok haklısın. Ama yani bu içten pazarlık falan olabilir. Diyebilirsin ki ne kadar stratejiksin bir rockçı için. Yani ama böyle bir yere vardım. Niye vardım? Çünkü düşünecek zamanım oldu. Yani bayağı konuşmadan, ne bileyim ben konuşarak da bir yandan falan çok düşünecek zamanım oldu. Çünkü bizim yaptığımız şey, yani çıkıp sonuçta sen de biliyorsun, sahneye çıkıp onlarca, yüzlerce, binlerce, yerine göre on binlerce insana çok büyük bir gürültüyle bir müzik böyle üstlerine boca edip bir de bas bas bağırıyorum yani. Benim işim böyle bir şey zaten. Evet. Dolayısıyla ifade konusunda bir eksiğim yok. Aynı fikirdeyim. İfade çok önemli ama herkes kendini ifade ederken kendi meşrebince yapıyor. Kendi meşrebi, evet bravo. Çok doğru. Kendi meşrebi. Ben demiyorum ki yani şimdi insanların çok çok kamplaşmış, birbirine karşı fazlaca sinir geliştirmiş, huysuzluk geliştirmiş. Ya çiğ börek tarifi üzerine 6 sayfa kavga edilebilir mi? Evet abi, çok haklısın. Çok haklısın. Yani herkes memlekette, yani sadece Twitter'a baktığında herkes boşanmak üzere olan karı koca gibi. Herkes boşanıyor. Ve korkunç şeyler yazıyorlar birbirlerine. Önemli değil. Bu düzelir. Bu bir şekilde düzelir. Ama ben bundan söz etmiyorum. Benim buna karşı bir yanda belki aynı evrelerden geçiyoruzdur. Yani çünkü bir toplumsal stres hepimizi ne halde, kaç yaşında, ne durumda olursak olalım hepimizi aynı derecede etkiliyor. Mesela bizim programlarda biliyorsun işte Ekrem İmamoğlu konuk oldu. Sonra Binali Yıldırım konuk oldu. Ben iki adayla da çok ses getiren programlar yaptım. Ama ve lakin aslında yapmadım. Aslında bir şey yapmadım. Çünkü Binali Bey kendisiydi. Hakikaten kendisi oldu.
Ekrem Bey kendisiydi. Hakikaten kendisi oldu. Programa girmeden önce dedim ki size sürpriz soru sormayacağım, bilmem ne yapacağım. İki aday da dedi ki akışına bırakalım. Gayet güzel geçer. Merak etme filan. İkisi de buraya stresten arınmış olarak geldikleri için tabii ki belli bir amaçla geldiler. Kampanyalarının bir parçasıydı. Burada aynı o promotif tavrı sürdürdüler. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Biliyorduk ama rahattılar. Rahat olduklarında içlerinden bu çıktı. Bütün gerilime rağmen. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama gördüğümüz şey hakikaten insanlara geçti. Sonra onlar bir münazara gerçekleştirdiler. Evet, münazara stresliydi ama oradaki manzara bile sokaktaki insanı yatıştırdı. Şimdi bakıyorsun, işte seçimler sona erdi. İşte şunun istediği olmadı, bunun istediği oldu. Fark etmez. Ertesi günden itibaren insanların söylediklerine bakıyorum. Aa, İstanbul'da sokaklarda neşeli bir hava. Kediler çok tatlı. Ne güzel ağaçlar filan. Böyle bir şey ortaya çıktı. Eğer bu durum gerilmezse, her şey yolunda olacak. Belki insanların birbirlerine sosyal medyadan sataşmaları falan filan daha da azalacak. Ama ve lakin, magazin haberleri yapanlar yine flash ses getiren haber, geberdi, mahvoldu, çatır falan. Çatır seviştiler, inanılmaz dövdü filan gibi haber. Zaten orada iki şey var, seks, dayak. Çatır çatır seviştiler, çatır çatır dövdü. Bizim gibi tipler yine benzeri şeyler yapacağız. Yapmamız da gerekiyor. Yoksa bizim böyle bir şeye dönüşmememiz gerekiyor. Yani hoşgörülü dedeler. Yok, hoşgörülü dede yok. Bence de dönüşmeyiz. Daha ya dedeye dönüşmemeyi başarmak zaten baş başına bir şey. Hoşgörüsüz dede de olmayalım ama hoşgörülü dede de olmayabiliriz bence. Hoşgörü zaten ne yani? Hani ikimiz de hoş görüyoruz. Ama hani belli bir mesafeden bakınca biz yeterince öfkelenmişiz zaten. Doğru. Hani artık daha çok öfkelenmeyelim bence fena bir fikir değil. Çünkü öfke yani İstanbul özelinde konuşacak olursak İstanbul'da zaten yeterince öfke var. Trafikte var, doğru. Orada doğru. Var, burada var. Hani dolayısıyla yani ifadeden benim kastım şu. Uzunca bir süre bu toplum hemen hemen sadece öfkesini net bir şekilde ifade ederek yaşadı. Bunun değişmesi lazım. Bunu değiştirmek önemli. Çünkü şifa bulacağız böyle. Çünkü tam sağlıklı değiliz yani. Biraz hastayız. Şifa bulmak için öfke dışındaki duyguların da iyi ifade edilebilmesi lazım. Yani hatta şöyle söylüyorum. Hani bazen onu konserde de falan da söylüyorum. Komik oluyor ama yani iyi bir şey yazın yani. Sosyal medyada hani bugün beğendiğiniz bir şeyden bahsedin. Tamam şuna bir çamur atılabilir falan arada bir ama yani o kaslarımız çok gelişti. Fakat güzel bir şeyi takdir etme, iyi bir şeyi önerme falan bunlar yani bir dede ile falan alakası yok. Bildiğimiz aslında biraz herkesin belli bir mesafede olduğu fakat medeni bir atmosferi tarif ediyor aslında. Ve oraya bir varalım, oraya vardıktan sonra beraber çok güzel tükürürüz yine yani. Ama oraya varmamız lazım. Çünkü şu öfkeler, onun biriktirdiği alınganlıklar, onların beraberinde gelen mağduriyetler falan bize böyle güzel bir hikaye için alanı çok daralttı. Neyse ki bir şekilde o ferasetiyle derler ya hani toplum oradan bir yerden bir olumlu bir hava çıkar dediğin gibi hani bugünlerde öyle bir sükunet ve neşe var hakikaten. Bir de başka bir şey var. Bizim tabii büyüdüğümüz yani her buradaki seyircilerimiz arasında da sende de öyle, bende de öyle. Aslında her birey bir mahalle kültüründen geliyor. Mahalle kültürünü ve gittikçe o mahalle kültürünü yitiriyor. Şimdi doğan çocuklarımız artık mahalle kültürüne doğmuyorlar. Çok daireli büyük yerleşkelerde mesela biz geçen gün kaç daireli bir yere gittik? 185 daireli mi? Ya 157 daireli ya 185 daireli bir
apartmana gittik. Oraya apartman denmiyor tabii zaten. Yani şimdi korkunç bir şey ve dolayısıyla işte spor yapanlar spor alanlarında buluşuyorlar. Efendim orada bir kafeterya bir şey varsa orada buluşuyorlar falan. Biz hala mahalle kültüründen gelen son nesilleriz. Yani bizim işte çocukluklarımız, belki orta yaşlarımız falan da bilmiyorum nerede oturuyor herkes ama mahalle kültürü içinde gelişiyor. Türkiye'mizde ilginç bir olay var. Gerilsek de, birbirimize çok küfretsek de, birbirimize sarılsak da aslında aynı mahalle kültürü içinde yapıyoruz. Yani bizim sosyal medyamız da aynı şekilde. Yani bu nefretteki yoğunluğu da gördüğümüz zaman onda da aynı yetişmişlik var. Yani bir baş başalık, birbirine yakınlık var. Ben başka anladığım dillerde, İngilizce'de, Fransızca'da, özellikle Twitter'da çok merak ediyorum. Bu herifler ne yazıyorlar sabahtan akşama kadar filan diye. Herkes tekil. Mesela Fransızların Twitter'ına bakıyorum. Herkes tekil. Ya kendi promosyonu ile ilgili bir şey yapıyor. Ya kendi başına, kendi takipçilerine bir şey yapıyor. Bizde bir kavga, bir didişme. Hala bir mahalle var. Yani mahallede kavga çıktı. Mahallede düğün yapıldı. Düğünden sonra millet dövüştü. Kan gövdeyi götürdü. Mahallede şu oldu, mahallede bu oldu. Hala bu var. Şimdi bizden olanlarla öbürleri, yani ötekiler var. Evet. Bizde bu... Ama yakınlık var hala. Var var tabii. Bir de ama o kızgınlığı da arttırıyor zaten. Çünkü en büyük kavga, evet, kardeş kavga kavgasıdır ya. Kavga çıkıyor. Yani... Ama biliyor musun ki en son neye tesadüf ettim? Cumhurbaşkanının ortak yayında işte konuştular Ahmet Hakan falan filan. Cumhurbaşkanı dedi ki bizim dedi bu mahalle meselesini dedi tekrar dedi yürürlüğe koymamız lazım dedi. Ben dedi işte dedi TOKİ'ye dedim dedi bize dedi başka türlü binalar yapın ki insanların birlikte bulunabileceği, görüşebileceği filan şeyler olsun. Yani ben, herkes benim siyasi tavrımı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilir. Ama mesela çok hoşuma gitti. Yani dünyada az sayıda ülkelerden biri olarak Türkiye çok didiştiği, bir yandan da çok seviştiği ama heyecanlı bir toplumsal yapıyı, toplumsal psikolojiyi ayakta tutabilir. Tutar. Türkiye'nin en büyük şanslarından bir tanesi aslında genç nüfusu. Bravo. En büyük problemlerinden birisi de o genç nüfusu iyi eğitememiş olması. Bravo. Şimdi çok bir bravo. De başka bir tane daha var. Beyin göçü. Beyin göçü. Evet. O ciddi bir problem. O tersine döndürülmedikçe bizim gerçekten hak ettiğimiz hayalleri kurmamız kolay olmayacak. Ama eğer buralarda birazcık hakikaten yani o artık inşaatla olmayacak olan bir takım hamlelerle doğru. Başka türlü düşünebilirsek o zaman çok ümitli bir durum da var. Çünkü coşku işte var, heyecan var. O başka yerlerde belki göremeyeceğin. Yani bir hani şey vardı, ben de bunu doğru, gerçekten de öyledir. Yani bir günde bizim hani gündemimiz 1,5 yıl Norveç gündemine bedeldir ya. Evet. Hani. Evet. 4 yıl önce o ölümlü trafik kazası oldu ya orada filan. bu hareketlilik her zaman iyi bir şey değil ama bir yandan da bir şey. Bu sıkılmayacağımız kadar hareketli yerde biraz daha verimli, biraz daha barış içinde yaşamayı öğrenmemiz lazım. Zaten de aslında bana şu son dönemin gösterdiği ve anlattığı bir şey var ve o siyasetle ilgili olmaktan daha ziyade demografiyle ilgili. Hı-hı. Yani aslında yaşla ilgili birazcık da. O aşağıdan gelen kuşaklar zaten kendi hayallerine daha uygun bir şeyi ama öyle ama böyle kuracaklar. Onlara yardım edebilecek miyiz? Doğru. Onlara köstek mi olacağız? Doğru. Yani mesele bu. Çünkü yol göstermek, kılavuzluk hayır etmek, yani yol göstermek, arkadaş olmak. Belki bazen yani biz ettik siz etmeyin demek. Belki onu da dememek. Bravo, yani, olabilir. Yani bravo. Çünkü onu deyince, bak demin söylediğim gibi, onu deyince biz ettik, siz de edeceksinizi gerçekleştireceksen onu da dememek. Bravo. Gibi. Fakat önümüzdeki mesele artık gerçekten bizim ya şöyle olsun, böyle olmasın diyeceğimizin biraz dışında. Yani herkesin siyasi analiz yaptığı yerde
birazcık demografik analiz yaparsak eğer, aslında olayın nereye doğru gittiğini, o gittiği yerde neyin demode olduğunu, neyin şimdinin sesi olduğunu görmek ve bunun üzerine hatta hiç siyasetten bahsetmeden konuşmak mümkün. Müthişsin. Bu yeni format iyi oldu ya. Ben Harun'un bu kadar tatlı bıcır bıcır konuştuğunu kaç senedir duymuyordum yani. Mükemmel. Hadi bakalım, LGS sınavına giriyorsun bebeğim. Tamam. Bir sayfa seç. Evet. Yabancı dil İngilizce. Evet. Niye biz bunu yapıyoruz şu an bu arada? Onu... Evet, İngilizcem var. Var. Evet, İngilizce sınavına giriyorsun. Evet, bir. Marcy diyor ki, we have similar interest. Liza diyor ki, Tim is always cool. Mel diyor ki, we have fun together. Sam diyor ki, he always tells the truth. According to the information... Dur. Ben şu ana kadar çok iyi gittim. Niye öyle diyorsunuz? Ama onları benim akılda tutmam lazım. Bu İngilizce sorusu mu? Mantık sorusu mu? Who thinks Tim is an honest friend? Ben Frankofonum. How would I know? A. Mercy. B. Liza. C. Mel. D. Sam. Cevap yoksa göz atayım. Unuttum bu adamların ne dediğini birbiriyle ilgili. D. How would I know? Bak bebeğim. Evet, Sam. Yani D şıkkı. İnanamıyorum, alkışlıyoruz. Yahu aslında niçin biliyorsun yahu? Bütün bu operasyonu LGS'ye giren çocuklara, aileleri yürümesin diye yapıyoruz. Ama ben cevabı gördüm. Aslında hepinizin bilememesi lazım ama herkes biliyor. Melek Mosso da bildi. Hanımlar beyler, Harun Tekin, bayılıyoruz ona.